Bakın ucuz ucuz işi bulamayacak hale gelmiş. Küresel emperyalizm. Doldurmuş şehirleri. E ee, işçi ediyorsun ki. Kardeşim cuma günü de gel. Cumartesi de gel. Pazar günü de çalış. Ama yine de boğaz tokluğuna. Bir evden iki kişi çalışmışsa evde geçinemiyorsun. Kiranın altında eziliyorsun. Bir evde bir kişi çalışarak evini geçindirmesi mümkün değil arkadaşlar. Bütün dünyada bu böyle. İşçi sınıfı tamamen tamamıyla kıskanç altında eziliyor. İşçi deyince ki hayır kardeşim ben çalışmam ya bu paraya çalışma. O zaman da ne oluyor biliyor musunuz? O zaman da alternatif ucuz işçi için nüfus rotasyonu bir. Nüfus rotasyonu. Önce ülkenin içinde nüfus rotasyonu. Ne yapıyor? Köylülerin Ürettiği tarlaları kapattırıyor. Köylülerin yetiştirdiği hayvanları işte yok kuş kribi yok tavuk kribi yok deli dana diye köylülere bunları bıraktırıyor. Köyden kente göçe zorluyor insanları. Köyden kente göçen köylüler ne yapacak kö kente? Ne yapacak söylüyorum? Köydeki okulları kapatıyorlar. Köydeki sağlık ocaklarını kapatıyorlar. Sizi kente zorluyorlar. Kente gittiğinizde de değerli günüldaşlarım etinizden, sütünüzden, yününüzden faydalanacaklar. Nasıl? Şu bir. Öncelikle sizi aptallaşmanız lazım. Aptal olmanız, sorgulayamamanız lazım. Gideceksiniz bir fabrikada. Normal şehirde, şehre adapte olmuş. Şehirde de o büyümüş bir işçi ailesinin işte 2500 liraya çalışmadığı yerde siz 2000 liraya çalışacaksınız. İyi dinleyin bak. Bu ekonomik, küresel efendilerin ekonomik olarak kazandığı. 2. nereden kazanacaklar? Siyasi olarak, siz kalabalık olarak doluşacaksınız. Doğu ve Güneydoğu'daki bütün köyler boşaltılacak şehirlere, özellikle metropollere geleceksiniz. Metropollere kamyonlarla getirileceksiniz ki oranın seçimlerini manipüle edebilirsiniz. Oranın seçimlerini Recep Tayyip Erdoğan'a verebilirsiniz. Onlar büyük partiler götürsünler. Onlar milyon dolar, yüz milyonlarca doları götürsünler ama siz sadece o belediyelerin size verdiği makarnaya yetinin. Bunun için de makam ele için de sizi aynı zamanda kalanınızın da fedranması lazım. Tarikatlara cemaatlere yönlendirmeleri lazım. Tarikatlar cemaatler sizden para almayacak. Size çorba yapıp yedirecek. Pilav yapıp yedirecek. Ama Tarikatlar ve cemaatler de belediyelerden, belediyenin kaynaklarından beslenecek. Ama sizin bundan haberiniz olmayacak. Köylüsün sen. Sen diyeceksin ki ama şu tarikat ne kadar iyi ya valla. Yemeğimizi veriyor, çorbamızı veriyor, kumayamızı veriyor. Bak bizi destekliyor. Allah onlardan razı olsun diyeceksin. Niye? Çünkü camilerde Tarikat ve cemaat yurtlarında, Kur'an kurslarında sana bunlar üretiliyor. Büyük insan, yüce insan. Ama sen bilmiyorsun ki belediyelerden bunlar büyük kaynak alıyorlar. Belediyeden tarikatlar, cemaatlar yüz milyonlarca lira para alıyorlar. Sana harcadıkları para 3-5 kuruş. Ve bu para da yine kısır döngü içerisinde dönüyor. Bakın çürük makarnaları kendi adamlarından alıp kendi adamlarından olup devasa paralar aktarıyorlar oralara. Büyük paralar döndürüyorlar. Sana bir paket makarna veriyor. Beş paket on paket makarna verdiğim ayağı yazıyor. Bak dikkat et. Yani aslında yardımın içerisinde de büyük dolandırıcılığın, büyük yolsuzluğun döndüğünü sen bilmeyeceksin. Peki bitti mi? Hayır. Sürekli muhtaç olacaksın. Sürekli ihtiyaç duyacaksın. Sürekli şekilde ihtiyaç duyacaksın. Sürekli aç olacaksın. Asla. Asla ama asla. Kendi başına ayakta durabilecek noktaya seni getirmeyecek. Niye? Sürekli oy vereceksin. Muhtaç olacaksın. Sürekli destek vereceksin. Sürekli tarikatlara, cemaatlara, Kur'an kurslarına gideceksin. Sürekli camilere gideceksin. Bu kısır döngü devam edecek. Ama bitmeyecek. Ne olacak biliyor musunuz? Bir süre sonra şehler, şıhlar, tarikatlar, cemaatler diyecek ki karın çok güzelmiş. Bir onun tadına bakayım mertebesi yükselsin. Kızın çok güzelmiş. Karına, kızına, oğluna, çocuklarına, sübiyesine, yanına yetmeyecek. Köpeğine, kedine tecavüz edecek.